çok uzun yıllardır halkın arasında inanılarak anlatılan hayal gücüne dayalı olağanüstü öykülere efsane denir. Ülkemize ait masallar, yemekler, tatlılar, maniler, tarihi eserler, efsaneler gibi birçok kültürel özellik bulunmaktadır. Akdeniz'deki bu küçücük adanın yüzyıllardır nesilden nesile söylenmiş, Beşparmak Dağları'na ait iki farklı efsanesini siz çocuklar için seslendiriyorum. Beşparmak Dağları adını Girne Sıra Dağları üzerinde bulunan beşparmak şeklindeki bir tepeden almaktadır. Kireç taşından oluşan Beşparmak Dağları'nın en yüksek noktası Selvili Tepe'dir. Beşparmak Dağı'nın oluşum efsanesi. Bir zamanlar Girne Sıra Dağları'nın eteklerindeki bir köyde yaşayan, herkesin hayran olduğu çok güzel bir kız varmış. Bu güzelliğe birçok delikanlı vurgun olsa da, aralarından sadece ikisinin aşkı dağları yıkacak nitelikteymiş. Her ikisinin de yüzü güzel fakat birinin kalbi karanlık, diğerininse aydınlıkmış. Bu iki delikanlı güzel kız için iddiaya girmişler. Bir bataklık kenarında kılıçla ölümüne dövüşerek bu sorunu çözmeye karar vermişler. Birbirlerinin elini sıkarak ölen ölsün, aramızdaki kavga bitsin, sağ kalan kızı alsın demişler. Dövüşmek için kararlaştırdıkları gün ve saat gelip çatmış. Her ikisi de kılıçlarını kuşanmışlar. Hain olan önceden plan kurarak iyi kalpli delikanlıyı dövüş sırasında bataklığa itmiş. İyi kalpli delikanlı bataklığa gömülürken son bir gayretle kılıç tutan elini yukarıya kaldırmış. Kılıcı elinden düşmüş ve beş parmağı göğe doğru açık vaziyette bataklığa gömülmüş. Yüzyıllar sonra bataklık kuruyup dağ şeklini aldığında delikanlının eli Beşparmak Dağları olarak ortaya çıkmış. Zavallı kız ise bu duruma çok üzülmüş ve yıllarca yalnız başına yaşamış. Diğer efsaneye göre ise bir zamanlar Kıbrıs'ta güzeller güzeli bir kral kızı varmış. Kral evlenme çağına gelen kızını bir yarışma ile evlendirmek istemiş. Kızının talipleri arasında her kim ki karpazda bulunan kutsal suyu bulup bir testi içerisinde getirirse kızını onunla evlendireceğini duyurmuş. Kıza talip olan gençler yola düşmüşler. Günler sonra kutsal suyu bulup getirmeyi başaran ilk kişi oldukça yoksul ama iyi niyetli bir delikanlı olmuş. Kral kızını onca soylu ve varlıklı talebi arasından fakir gence vermek istememiş. "Kralım, istemiş olduğunuz suyu getirdim." diyen gencin elinden su testisini alan kral suyu gencin üzerine dökerek ona beddua etmiş. Suyun döküldüğü yerde bir bataklık oluşmaya, genç adam yavaşça suya gömülmeye başlamış. Genç adam kurtulmak için çırpınmış, elini yukarıya kaldırmış ancak gücü yetmemiş. Nihayetinde eli taşlaşmış. Efsaneye göre haksızlığa uğrayan iyi kalpli gencin eli Beşparmak Dağları'dır. Günümüz insanları Beşparmak Dağı'na baktıklarında gördükleri beş parmak görünümünün iki farklı efsanesini dinlediniz.